Anne, akşama ne yemek yapsam? Bir türlü karar veremedim. Aman be gelinim, yazdan koyduğumuz fasulyelerden birini çıkart pişir. Biz onu bugünler için koyduk. Anne, pembe kalemimi bulamıyorum. Kızım, sanki az önce Erva'da gördüm. Erva, sen ne yaptığını zannediyorsun? Ögev yapıyorum abla. O masadaki benim kalemim değil mi? Niye benden izinsiz kalemimi alıyorsun? Kaç kere söyledim yeter ama. Senin kalemine meraklı değilim. Kendi kalemimi bulamadığım için aldım. Hem çekilir misin? Televizyon izliyorum. Erva, Eda kavga etmeyin yavrularım. Erva, sen bu çizgi filmi sabah da izlememiş miydin kızım? Evet babaanne, bu sürekli aynı şeyleri izleyip izleyip duruyor. Ya elektrik kesildi. Benim istediğim çizgi filmi vardı. İzleyemeyecek miyim? Sen zaten yeterince çizgi film izledin. Benim ödevim vardı. Of ya. Çocuklar korkmayın, mum getiriyorum. Tüh, benim de örgüm yarım kaldı. Şu sırayı da bitirseydim. Neyse, kimseye batmadan şişleri kaldırın bari. Hadi çocuklar, size güzel bir hikaye anlatayım. Gelinim sen de gel mutfaktan. Evvel zaman içinde, karpuz saman içinde, günlerden bir gün bir köyde bir kadın varmış. Bu kadının iki söylediği laftan bir tanesi, her şerde vardır bir hayırmış. Bu kadının bir tane de oğlu varmış, onunla beraber yaşarmış. Hiç geçim kaygısı düşünmezmiş, Allah ne verdi o dermiş. Gölden balık çıkarmış, pişir yerlermiş. Bazen ağaçlarındaki meyvelerini, yoğurdukları hamurdan ekmek yaparlarmış. O günkü kısmetlerin, rızıkları neyse onu yerlermiş. Çok mutlu mesut yaşarlarmış. Hiç yarın düşünmezlermiş. Her şey çok güzel gözüküyor anneciğim. Hadi oğlum yemeğe başlayalım. Ben bakarım oğlum. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Soframız kurulu beraber yiyelim. Ne yemeğinden bahsediyorsun? Sizin ahırın kapısı açıktı. İçeri girdim baktım at yerinde yok. Çok üzüldüm. Hemen gelip haber vereyim dedim. Bu at bu aile için çok önemliydi. Çünkü onların hem bineğiydi hem yoldaşıydı. Her işlerine o atı koşarlardı. Komşu komşu ne yapacaksın şimdi? Neyle geçindireceksin geçimini? Komşularım sakin olun. Her şerde vardır bir hayır. Sana gelip bunu haber veren de kabahat. Sen ne geniş insansın. Neyle geçimini sağlayacaksın diyoruz? Tövbe tövbe, hadi gel gidelim. Anne anne, ahırdan geliyorum. Sana söylemem gereken çok güzel bir şey var. Bizim kaybolan at yanında birkaç at ile beraber geri dönmüş. Kaybolan at, ormanda topladığı birkaç atla beraber birkaç gün sonra geri döner yuvasına. Anne ben yeni atlar için yer hazırlamaya gidiyorum. Hadi hayırlı olsun yine dört ayağının üstüne düştün komşu. Bir atın gitti, üç atın geldi. Evet ya sen ne kadar şanslı bir minicisin böyle. Sağ olun komşular ama her hayırda vardır bir şer. Bir de mutlu ol be komşu. Bir at ile zor geçinirken şimdi üç atın oldu. Senin yerine başkası olsaydı bayram yapardı. Beni düşünüp geldiğiniz için sağ olun komşular. Ah canım oğlum nasıl ayağın daha iyi mi? Oğlan atlardan birini eğitirken attan düşer ve ayağını kırar. Komşu komşu. Duyar duymaz geldik komşu. Oğlunun bacağı kırılmış. Ya evet, atı eğitirken düşmüş öyle mi? Sağ olun komşular. Zaten sen demiştin vardır bunda da bir şer diye. Nasıl da çıktı şer? Nasıl da kırdı çocuk bacağını? Merak etmeyin komşular. Vardır bunda da bir hayır. Aferin oğlum, ders mi çalışıyorsun? Evet anne bitti derslerim. Şimdi ahıra gidip atların yemini vereceğim. Yok oğlum sen bu ayağınla gitme ben gider veririm. Allah Allah kim bu böyle alacaklı gibi? Ve kapıyı çalanlar eşkıyalarmış. Köye inmişler. Köyde ne kadar delikanlı varsa hepsini toplayıp dağa götüreceklermiş. Ne işiniz var evimde? Çabuk çıkın. Annemi rahat bırakın. Ne? Bunun bacağı mı kırık? Evet efendim. Bu bir işimize yaramaz. Hadi diğer evlere gidelim. Duyduğum kadarıyla oğlanın bacağı kırık olduğu için almamışlar. Çok şükür evet almadılar. Komşu, artık senin her hayırda vardır bir şer, her şerde de vardır bir hayır.
felsefeni biz de uygulayacağız. Sen hep haklı çıktın. Bu hikaye de böylece bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyenlere, biri de ekran başındakilere. Aa, yaşasın, elektrikler geldi. Ve bu hikayenin özeti şudur ki, çok kötü olaylarda bile çok üzülmemek, çok sevinçli olaylarda da çok sevinmemek lazım. Çünkü her şerde vardır bir hayır, her hayırda da vardır bir şer. Evet babaanne, elektrikler gitti diye üzülmüştük ama sen çok güzel bir hikaye anlattın. Bu şerde de varmış bir hayır. Ay, iyi ki görmemişim şu son sırayı. Yanlış başlamışım. Bak görüyor musun, varmış bunda da bir hayır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bir de kardeşim Minister Lepe Sevmayan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.